Dünya Gazetesi'nde var. Herkesin bildiği bir konu. Kamu bankaları limiti olan firmalara sadece harcama karşılığı kredi kullandırıyor. Maliyet %18,5-20 düzeyine çıkmış denmekte. Özel bankalar 2-3 ay üzeri çekleri artık kabul etmiyor. Kredi maliyeti de %40-41. TL reskant kredilerin ona ihracatçı için gerçi bu döviz rezervlerine katkısı ilk 2 ayda en düşük seviyede. Şimdi hatta o kadar rakamları gördüm ben burada döviz rezervlerine normalde örnek veriyorum 2,5-3-4 şu an 400-500 milyon 250 milyona kadar düşmüş bu reskant kredilerin döviz rezervlerine etkisi. Evet. Bayağı düşüş var. Ve bir nakit sıkışıklığından bahsediliyor. İşte iş insanlarının yorumları var burada. Hatta çok sevdiğim saydığım Yavuz Eroğlu da PAGE Başkanı da az olan kaynağın aktarımında deprem bölgesine çıktı. Bunun da seçime kadar bu şekilde devam edeceğini söyledi. Yani aktarımda sanayi değil deprem bölgesinin öne çıktığını ifade edenler yani doğru var. Doğrudur, vardır böyle bir yani bankalar kaynaklarını buraya aktarıyordur, doğrudur. Evet, bunu işte PAGE Başkanı Türk Plastik Sanayiciler araştırma ki aslında bayağı bir bu kimya ve plastik sektörünün nabzını tutar bayağı yüksek. Tabii, sen de bilirsin. Seçim az bir süre kaldı. Artık kim kazanırsa kazansın. Seçim süreci sonucu oluşacak ekonomi politikaları ne olacak? Buna odaklanmalıyız. İş insanları bunları söyle. Şimdi evet. Yani çok bu doğal, limitleri çok söylüyorduk doğal. Ya bu kredileri meselesini. Evet, krediler sürdürülebilir yani, mi acaba ya? Bence artık yani bence artık hani herhangi bir şeyle ilgili yani seçim sonrasında oluşacak ekonomik politikanın ne olacağıyla alakalı bunların hepsi. Yoksa bu böyle uzun uzun bu lastik gibi çek gitmez. Evet. Yani bunun bir uzunluğu var. Böyle devam etmenin bir uzunluğu var. Ama dediğim gibi böyle devam edilebileceğini ben sanmıyorum. Yani çünkü bu çok kontrollü bir ekonomi haline geliyor. Yani kredi mekanizması açısından evet. ve yatırım enstrümanları açısından doğru değil. Yani bir kere şu anki haliyle ben birçok kişinin ancak günlük ihtiyaçlar için yani